Merhaba arkadaşlar. Bu akşam size Daiwa'nın LT serisi Exeler 3000 için Çin'den getirmiş olduğum sığ sanırımlı yani sığ hazneli yedek kafasıyla ilgili bilgi vereceğim. Gayet güzel bir ürün gözüküyor. Ben siyah olanını tercih ettim. Bunun gümüş rengi olanı da var. Fakat uyabildiği kafalar arasında, yani uyumlu olduğu modeller arasında fark var gümüş rengiyle. Niye o şekilde bilemiyorum ama siyahı daha fazla modele uyum sağlıyor. 3000'lik model için olanı, şimdi açılsın şeyim. 31,6 gram. 32, 31,5 gram aşağı yukarı ağırlığı var. Haznesindeki alacağı misina kısmı daha sığ olduğu için alt tarafına dolgu yapma gereği duyulmuyor. Dolayısıyla bir miktar daha çözülürken size avantaj verecek, sağlayacak. Bir de tabii biraz daha misinadan az misina sarıp hem misinadan tasarruf yapacaksınız, altına dolgu yapma gereği olmayacak. Hem de tabii bunun sağladığı bir ufak tefek de olsa bir ağırlık farkı var. Makinemi tarttığımda her ne kadar katalog değeri 215 gram gözükse de gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle yapayım. 219-220 gram gibi, 219 gram gibi bir ağırlığı var. Olsun yani çok da fazla küsurata takılmamak gerekiyor. Bunun kafa şeyini tartalım. Orijinali 31 gram geliyor. Benim getirtmiş olduğum Çin'den 31,6 gram. 0,6 gramlık bir arada bir fark var. Bu hangi modellere oluyor? Bir de ondan bahsedeyim. 19 frames LT serisine uyuyor. 18 frame LT serisine uyuyor. 17 Fugeo LT. 20 TAMS LT. 18 Regal serisi, 17 Exeler serisi, 17 Legalis serisi, 19 Reveros ve 20 Crossfire serisine uyum sağlıyor siyah olanı. Fakat gümüş rengi olanı Exeler, Legalis, Reveros ve Crossfire oluyor. Diğer modellere uyum sağlamıyor. En azından üreticisi bunun böyle bilgisini vermiş. Kendi misina kapasitesi de burada yazıyor. Ben de bir yandan ekrandan okuyorum. Eğer ip sarar iseniz 0,6P'den 290 metre, 0,8P'den 200 metre, 1P'den 190 metre alabildiğini söylüyor. Tabi uygulamada ufak tefek farklılıklar olabiliyor. Yerine tam birebir oturdu. Hafif olması avantaj benim için. Alt tarafının da fazla misina kapasitesi olmayışı İstanbul balıkçısı için yeterli bence. Bu değerler boş yere alta dolgu yapmak zorunda kalıyordum. Dolgu değerinden kurtuldum. Artı yedek kafa sahada eğer ki dolaşma, işte düğüm olma veya işte kopma gibi durumlarda hemen ikinci kafayı çıkarıp takabiliyorsunuz. Artı lider misine konusu da sahada karanlıkta bunu lideri yapmak çok efektif olmuyor. Dolayısıyla bunu evde hazırlayıp sahaya gittiğinizde daha stabil, daha düzgün bir düğüm şekliyle gideceksiniz. Yedek kafanızda olursa hemen düğüm olduğunda çıkartıp
Bunu yerine yenisini koyma imkanınız olacak. Bakalım ip saracağız. Bir de ipli de kalınlığına şey yapacağım. Bakacağım ama bu videoya yetiştiremeyeceğim sanırım onu. Orijinalinin ipini boşalttım. Orijinalinde bayağı bir derinlik haznesi var. Bu daha az. Kumpasımı bulabilir isem ben bir de kalınlığını ölçmek isterim ama sanırım bir saniye. Evet, kumpasımı da buldum. Önce bir sıfırlayayım. Eyvah, pilim bitmiş bunun da. Sanırım pili bitmiş. Manuel olarak ölçeceğim. Evet, tam 40 milim çapı var. Buradaki çap kalınlığı 30 milim. Dış çapı zaten aynıdır. Dış çap burada 50. Burada da aynı şey yukarı 50. 1 milim farklı. 9'a falan giriyor her ikisi de şey yukarı. Güzel bir ürün. Ucuz, fazla pahalıya gelmedi. Kaça almışım ben bunu? 23 dolar gibi, 23,14 dolar gibi bir yol parasıyla birlikte bana maliyeti olmuş. Ürünün fiyatı da 3000 serisi için olanı 19,49 dolar, gümüş olanı 21,99 dolar olanı da siyah renkli olanı. Tabi bunun işte değişik şeyleri de var. Binlik için olanı farklı, 2000'lik serisi için olanı farklı, 2500 için farklı. Ben 3000'liğini aldım. Kullanışlı bir şey. Bence çantanızda bulundurulması gereken bir ürün. Yardımcı olabildiysem arkadaşlara ne mutlu bana. Şimdilik iyi akşamlar.